Evet sevgili seyirciler, ayrıntılarda bu hafta saat 21'de Perşembe günü sizle birlikteyiz. Ayrıntılar özel yayınında birlikteyiz. Bir haftayı kadın cinayetleri, çocuğa yönelik taciz, kadın meselesinin önü arkası derken Perşembe'ye kadar getirdik. Haftanın son programını yapacağız birlikte. Bugün az sonra stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz olacak. Asıl işi hekim ama biz onu yazılarından ve edebiyatçı kimliğinden tanıyoruz. Geçen hafta şaşırtıcı bir şekilde sabaha karşı evinden apar topar alınan değerli eleştirmen, edebiyat eleştirmeni ve hekim Ayşegül Tözeren bizimle olacak. Gözaltına alınması, daha sonra bırakılması, içinde bulunduğu durum, orada neler yaşandığı falan başlı başına Aziz Nesin'lik bir hal. Bunları konuşacağız. Ardından saat 22'de her zaman olduğu gibi Türkiye'nin en güzel sesi diyebileceğimiz ya da en güzel seslerinden biri diyebileceğimiz Gülcan Altan bizimle olacak. Müzisyen arkadaşlarıyla birlikte. Bugün haftanın 4. gününü kadın cinayetleri, kadına yönelik şiddet ve o sıkıntıların hemen ardından o ruhu taşıyan ve o öfkeyi de içinde barındıran ve onları anmak için şarkılar söyleyip anımsatmalar yapacağız. Aslında ayrıntılar geleneksel tavrını sürdürecek. Halk TV ekranlarında 15 Eylül itibariyle yeni yayın dönemi başlayacak. Yeni yayın döneminde ben saatimi koruyacağım, saat 23'leri. Yeni arkadaşlarımız başlayacak. Başlayan arkadaşlarımız Türkiye'nin çoğulculuğuna, demokrasisine ve Türkiye'deki bu içinde bulunduğumuz sessizliğe ses vermeye devam edecek. Ben de elimden geldiğince bütün bunları yapmaya çalışacağım. Burada yaptığım gibi, her zaman olduğu gibi. Türkiye garip bir dönemin içinden geçiyor ve gerçekten bu içinden geçtiğimiz dönemin utandıracak halleri var. Şimdi şöyle bir şey söylemek gerekiyor. Kadına yönelik cinayetlerin politik cinayetler olduğu, kadına yönelik cinayetlerin tam da toplumsal yapının doğurduğu meşruiyetten kaynaklı olarak görünmez olduğu, mahkemede hakimlerin özellikle takındıkları tutumlardan kaynaklı olarak insanların birer kahraman gibi algılanıp bir de ceza indirimi aldığını falan hep konuştuk. Bugün yine bir kardeşimizi toprağa verdik ve bütün bunlar olup biterken hep şununla karşı karşıya kaldık. Bütün bunlar nasıl durur? Tabii ki örgütlü toplumun varlığı bu açıdan fevkalade önemli. Bir, yetmez. İki, örgütlü toplumun yanı sıra hukuksal düzenlemeler gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi'nin ne olduğunu anlattık. İstanbul Sözleşmesi eğer uygulanabilse caydırıcı büyük özelliği olacak. Ve bütün bu caydırıcı özelliğiyle birlikte de nihayetinde olabildiğince saldırgan, katil, cani ruhlu bu insanlar belki biraz korkacak mı? Korkmasını umut ediyoruz. Çocuklarımızı bu koşullarda yetiştirmeye çalışıyoruz. Ben bugün Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazımda erkek ıslah evleri projemi anlattım. Tabii ki benimki bir öneri. Bu öneri geliştirilebilir ama bence anlamlı bir öneri. Yani kadını toplumdan tecrit etmek yerine erkekleri ıslah etmek, erkekleri şiddet eğilimini ilk gösterdiği anda belki onları da topluma kazandırmak için özellikle belli bir bağlama oturtarak eğitim almalarını sağlamak anlamlı olabilir diye düşündüm. Türkiye bunlara kafa patlatacakken saçma sapan bir tartışmanın göbeğinde buldu kendini. Bugün Recep Tayyip Erdoğan, benim gönlüm idamdan yana, meclis kararını versin, kesinlikle onaylarım dedi. Şimdi meseleyi popülist taraftan algıladığımızda, Allah aşkına 5 yaşında çocuğa tecavüz etmiş bir adama oylama yapsak ekran başında, hangi birimiz, içinizden hanginiz, hayır kardeşim onu idam etmeyelim dersiniz? Hanginiz? İnsan bu vahşet karşısında, bu öfke karşısında hemen ayağa kalkar, Allah belanı versin deyip linç etmek, öldürmek, parçalamak ister. Dahası, daha ileri götürüyorum, bu tür durumlarda sokakta infazların gerçekleşmesi olasılığı söz konusu. Toplumun bu duyarlılığı bilindiği için, daha ileri daha acayip işkence yöntemlerini de önerenler çıkacaktır. Siyasiler idam meselesini fırsat buldukça gündeme getirmekteler. İdam meselesini fırsat buldukça gündeme getirdikleri için de aslında biz ayrıntıdaki şeytanı bulup çıkarmakla yükümlüyüz. Neden bunu gündeme getiriyorlar? Bakın bu çok önemli. Neden bunu gündeme getiriyorlar? Bir, diyorlar ki buradan taktik olarak idamın müşterisi var. Toplum o kadar yozlaşmış ve o kadar tiksindirici bir hale gelmiş ki o yüzden idamın müşterisi var, toplumda alkış alırız. Orada şunu sormamız gerekiyor. Birader, sen idamı getireceğine toplumsal olarak bu koşulları doğuran zemini ortadan kaldır.
tarikatları, cemaatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği acayip fetvaları durdur, sustur da hiç değilse insanlar bundan dolayı bir meşru zemin bulmasın. İki, daha önemlisi bence. Sen hukuk düzenini öyle bir hale getir ki zaten insanlar o caydırıcı tedbirler karşısında bir biçimiyle korkar hale gelsinler. Bunlar o kişiler ölmeden önce zaten anlamlı olur. Bir kere bu böyle. İkincisi, idam meselesini söylemek kolay, yapmak o kadar kolay değil. Türkiye'nin uluslararası anlaşmaları var. Uluslararası anlaşmalarda idamın insanlık açısından neden sorun yarattığına yönelik birikimden kaynaklı olarak dünyanın önemli bir kesimi idam cezalarının son derece yanlış olduğunda mutabık. Bunu herkes bilmeli. Neden? Şundan dolayı. İdam cezasına karşı olunmasının birinci nedeni insan canının kutsallığı ama daha ötesindeki nedeni telafisi mümkün olmayan bir ceza olması. Yani insan yanılabilen bir varlık. Yani hukuk yanılgı doğurabilir. Dolayısıyla eğer siz idam cezasını koyup alelacele bir biçimiyle bunu uygulamaya kalkarsanız öne geçilmesi olanaksız yanlışlar, öne geçilmesi imkansız hatalar gerçekleşebilir ve geri dönüş şansı olmayabilir. Birkaç örnek verelim. Bugün Deniz Gezmiş ve arkadaşları eğer hayatta olsalar, eğer o dönemde idam cezası olmasaydı, yargılansalardı, muhtemelen suçları birkaç yıla indirilecekti ve aramızda olacaklardı. Yanlış karar olduğunda artık toplumun tamamı hemfikir. Devam ediyorum. Adnan Menderes ve arkadaşları o gün ceza olarak idam olmasaydı belki müebbet hapis cezası olacaklardı ama zaman içerisinde yanlış ortaya çıkacaktı. Belki hayatta olacaklardı ve normal ömürlerini süreceklerdi. Yetmez. Faşist Kenan Evren'in Erdal Eren örneğinde olduğu gibi o vahşi cinayet işlenmeseydi bugün aramızda olacaktı. Yetmez. Eğer idam cezası olsaydı Ergenekon balyoz döneminde Türkiye'nin onurlu pek çok aydını, askeri o cezalar alıp infaz edilmiş olsaydı bugün aramızda olmayacaktı. Bunu çoğaltabiliriz. Bu dünyanın farklı ülkelerinde tartışıldı, kapandı, bitti. Size bir kitap önermek istiyorum. Fransa'da bu tartışmalar yoğun bir şekilde yapılırken büyük edebiyatçı Albert Camus ve Köstler ikisi birlikte İdam diye bir kitap yayınladılar. Keşke bu kitap bugünlerde yeniden yayınlansa sahaflarda bulabilirsiniz. Bu idam cezasında, idam cezasının etik, hukuki ve sosyolojik meseleleri eni konu tartışılıyor. Bugüne ışık tutacak bir şekilde. Ben bu kitapla ilgili çok yazdım zamanında. Yine Devlet Bahçeli işte idam meselesini gündeme getirip ip atmaya kalktığı günlerde Bir Gün gazetesinde o zaman yazmıştım. Dolayısıyla bu popülist söylemin iyi niyetli olmadığını düşünüyorum. Dahası Türkiye gibi bugünkü koşullarda otoriter rejimlerde ifade özgürlüğünü bastırmak, toplumun örgütlü kesimlerini baskı altına almak için idam cezasının gündeme gelmesi farklı alanlarda ve kötü niyetli kullanılması anlamına da gelebilir. Bizim amacımız evrensel hukuk ölçülerini korumak, bizim amacımız yüksek mahkemeler eliyle müebbet hapislerin, ağırlaştırılmış müebbet hapislerinin verilmesini sağlamak bu cinayetleri işleyenlere ama esas olarak bu cinayetlerin işlenmemesi için toplumsal yapıyı oluşturabilecek önlemleri almak. Günlerce konuştuk. Bütün bunları borç sayıyorum söylemeyi. Çünkü gerçekten Türkiye öylesine tuhaf bir noktaya geldi ki ne söyleseniz havada kalıyor. Öylesine bir kargaşa halindeyiz ki meselenin bir tarafından tutuyorsunuz öteki tarafı düşüyor. Yani şöyle söyleyeyim. Adalardaki fayton dramı da çok önemli bir sorun. Hayvanlar ölüyor. İdlib'de olan bitenler de çok büyük bir sorun. Türk Silahlı Kuvvetleri sıcak savaşın eşiğine geliyor. Kadın cinayetleri bir taraftan çok büyük sorun. Dün memura zam komik bir hale geliyor. İnsanlar ekmeğini nasıl kazanacağını ya da emekliliğinde nasıl geçineceğini düşünüyor. Dolayısıyla böylesine bir karmaşık yapı içerisinde biz de ayrıntıları olabildiğince size anlatmaya çalışıyoruz. Bu uzun konuşmamın nedeni bu popülist söylemin Türkiye'ye bir iyilik getirmeyeceğini anlatmaktı. Her zaman söyledim. Türkiye'yi anlamak için size bir gün anlamak için Türkiye'yi
ve dünyayı ayrıntılar yeter diye. Bu akşam yine çok önemli konuklarımız var. Ayşegül Hanım'ı biraz sonra çağıracağım. Ayşegül Hanım'la birlikte o tuhaf Aziz Nesin'lik tutuklanma, gözaltına alınma gecesini konuşacağız. Saat 22'den itibaren de 3 gündür yaptığımız yayınların son günü olan bugün sevgili Gülcan Altan ve arkadaşlarımızla birlikte, müzisyen arkadaşlarımızla birlikte hem kadınların o soylu duruşlarını gönendirecek, onları mutlu edecek şarkılar söyleyeceğiz hem de size diyalogumuzu sürdüreceğiz. Yalnız sormak istiyorum. Saat 21'de beni karşınızda görmekten memnun musunuz? Sormak istiyorum. İdam cezası denen bu cezanın bir kandırmacı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yoksa yok kardeşim, asmayalım da besleyelim diyen Kenan Evren'le aynı yerde misiniz? Ayrıntılar başlıyor. Bugün erken başladık çünkü bu perşembe yoğun bir perşembe. Adalet Bakanı'nın idam açıklamalarına bakacağız sevgili Ayşegül Tözeren'le konuşmadan önce. Gerçekten bu idam meselesinin boyutu şaşırtıcı bir hale geldi. Bakın Adalet Bakanı bize ne demiş? Tabii adaletten söz ediyoruz. Adalet Bakanı çıkıyor. Adalet Bakanı'nın seçilmiş bir bakan olmadığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin içinden seçilmediğini bir kere bir kenara koyalım. Adalet Bakanı'nın siz de biliyorsunuz ki saray tarafından iki dudağı arasında sen bakan, sen bilmem değilsin dediğini biliyoruz. Bu bir. İkincisi sanki meclisin çok değerli ve önemli görevleri varmış ve bir işlevi varmış ki meclise topu atmayın da çok uyanıkça olduğunu düşünüyorum. Ama daha beteri Türkiye'de insanların çok büyük bir kısmının adalet konusunda inim inim inlediğini düşünüyorum. Bunu verdikten sonra adalet konusunda Aziz Nesin'lik bir meseleyi yaşayan sevgili Ayşegül Tözeren'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz bir hekimsiniz. Evet. Öte tarafta edebiyat eleştirmenliği yapıyorsunuz ve Evrensel Gazetesi yazarısınız. Bunların tamamını topladığımız zaman sonuç itibariyle sizin herhangi bir biçimde insana değgin kötücül bir şey yapma ihtimaliniz elbette kesinlikle ki yok. Toplumsal barış, insanların ötekine karşı tutumu vesaire ne derseniz bunların tamamında yazılarınızda, tavrınızda bir çizginiz var. Fakat öyle bir hal oldu ki bir gece eviniz basıldı ve kuvvetle muhtemel ne olduğunu anlamadan aramızdan ayrılıp tecrit edildiniz. O saatlerde biz dışarıda ne olduğunu anlamaya çalışanların bilgimiz yoktu. Sizin de yoktu ve acayip bir gün yaşandı. Önce o güne bir gidelim. Ne oldu? Ben tabii her zamanki kendi gündelik yaşantımı yaşıyordum. Kitaplarımı okudum. Bu arada çok güzel bir vurgu da yaptınız siz. Benim mesleğim hekimlik. Benim başlıca sanatım da yaşatmak. Ben sakin bir yaşamım var benim. Oturduğum yer asude bir semt. Apartmanımızdaki herkesi tanırız biz. Birden gece 12 gibi apartmanda bir hareketlilik fark ettim. Kitaplarımı okuyordum. Doğrusu bir hırsız mı girdi acaba eve diye korktum. Çünkü bizim apartmanda 12'den sonra da pek ses olmaz. Ben de apartmanın denetleyicisiyim. Hemen gözden baktım ne oluyor diye. O sırada ben yani kim olduklarını bile bilebilecek bilgiye sahip değilim. Ama beş toprak rengi şapkalı ve uzun tomsonlu kişiler, güvenlik memurları, emniyetten geldiklerini gözden fark ettim. Ve hemen kapıyı açmak istedim. Bana gelip gelmediklerini de bilmiyordum o anda. Ama açıp hani ne oluyor, bir sorun mu var apartmanda demek istedim. Hemen açtım kapıyı zaten. Açtığımda benim için geldiklerini anladım. Çünkü ismimi söylediler. Ayşegül Tözeren dediler. Benim dedim. Dediler ki hiçbir şey söylemediler. Onlar da şaşırdı bence. Lütfen girin eve dedim. Girdiler. Bir yaklaşık 10 kişi girdi. Eve 10 kişi girdi. Eve 10 kişi yaklaşık. Yani tabii hani yanlış hatırlıyor. Çok ama kalabalık. Çok kalabalık girdiler. Annem evdeydi. Annem 70 yaşın üzerinde. Sağlık problemleri var. Tabii var. Hipertansiyonu vardı ama kontrol altında bir hipertansiyonu vardı ve sağlıklı bir insandır. Biliyorsunuz Selanikli kadınlar uzun yaşarlar. O tabii bir anda bir şok oldu ama annem bir tarih öğretmenidir. 38 yıl milli eğitime hizmet etmiş, dirayetli bir kadındır. O zaman Türkiye'nin tarihini de bildiği için başına gelenleri anlamıştır. Annemin İstanbul Üniversitesi mezunu, Anadolu İnkılap tarihidir. Oh, her şeyi biliyor o zaman. Ondan dolayı o da çok sakindi.
Dedi ki birkaç tane sandık var burada dedi. Onları da açmak isterseniz dedi ben size anahtarlarını getireyim dedi. Ben de dedim ki istediğiniz evden alabilirsiniz, kitaplara bakabilirsiniz, romanlar var. O anda bir yazarın evinde olduklarını da anladılar. Biliyorlar mıydı bilmiyorum. Ondan sonraki diyalogları çok aktarmak doğru mu bilmiyorum ama aslında insaniydi. Ondan sonraki diyaloglarda. Yani kusura bakmayın falan mı dediler teyzeciğim? Kusura bakmayın demediler ama lütfen annenizle ilgilenin dediler bana. Ondan sonra su içirin dediler. Yani oradaki hani ilişkiyi herhangi bir şekilde olumsuzlayamam. Özellikle kadın polislerin, özellikle bir kadın polisin. Her aşamada hakkaniyetli bir tavrı vardı. Bir yazarı gözaltına almanın duygusal yükünü taşıyordu. Evet. Bir hekimi gözaltına almanın duygusal yükünü taşıyordu. Ben de o duygusal yükü ona da sezdirmek istemedim. Yine bizim Trakya'da bir söz vardır. Hep anneler annelere kızlarına söylerler veya oğullarına acınla karşındakini yorma derler. Ondan dolayı ben o duygusal yükü de kendisine hissettim. Siz ne hissediyorsunuz o sırada? Ben çok sakin bir insanım. Diyorum ki yani bir şey ama yani kendi hayatımı da çok iyi biliyorum. Kendimi çok iyi biliyorum. Ondan dolayı notlara yazdım. Cemal Süreyya'dan ikinci yeniciler çok korudu beni. Cemal Süreyya, Turgut Uyar içerideyken. Kimse dokunamaz bizim suçsuzluğumuza der Cemal Süreyya. O dizeler hep kafamdaydı benim. Alıp dışarı çıkardıklarında da bana sordular. Herhangi bir güçlük çıkaracak mısınız dediler. Söz konusu olamaz. Gidelim dedim. Kelepçe? Hayır, kelepçeni çıkarmadılar beni evden. Kolunuza girdiler mi? Hayır, hayır. Yani hiçbir, yürüyerek çıktın zaten. Hiçbir şekilde. Zaten böyle bir aydın bir apartmanda da oturuyorum. Komşularımız da çok destekli. Peki onlar ne yapıyor? Mesela komşular bir dakika ya ne yapıyorsunuz diye oldu mu? Tabii ki sordular ve akabinde annemi arabaya atmışlar. Bizi takip etmeye başlamışlar. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyoruz? Peki söylüyorlar mı nereye götürdüklerini? Yani kızınızı şurada bulabileceksiniz. Tabii tabii vatan emniyete götürdüklerini önce hastaneye sonra vatan emniyete götürdüklerini hastaneye söylüyorlar. Hastaneye götürdüler önce. Önce hastaneye peki götürdüler. Peki orada merak edilen bir şey var. Siz de bir hekimsiniz. Hastanede ilk gözaltı öncesi yani sağlık durumu kontrolü yapılırken siz hekim olarak ne olup ne bittiğini bilirsiniz de bilmeyen bir yurttaş açısından yeterli bir uygulama oluyor mu? Örneğin ilaçları yanlarına veriliyor mu? Diyelim ki çarpıntısı olan bir insan. Çok güzel bir soru sordunuz bence. Birincisi ilaçlarını yanına alabilir kişi. Reçeteli ilaçlarını alabilir. Onun dışında bir ilacı alamaz. Reçeteli olmayan bir ilacı. Çünkü bir suisit dediğimiz bir intihar durumu da olabilir. O anın şokuyla kişide. Ondan dolayı reçeteli ilaçlarını alabilir. Nasıl ispatlıyorsunuz onun reçete orada yoksa? Raporu nasıl oluyor? Tabii o da bir dert. Şimdi ama onun da çözümleri var. Doktorunuz almanız gerekecek o sırada. Tabii o da imkansız. Çünkü telefonunuza erişemiyorsunuz. Telefonunuzu hemen aldılar mı? Hemen de almadılar ama aldılar telefonumu. Yani dışarıya çünkü çoğu gözaltılarda duyurma şansı da oluyor Twitter'da. Şu anda gözaltındayım diye yazabiliyorsunuz mesela. Ama benim bir şansım vardı. Annem evdeydi. O duyurabilirdi. Annemin telefonu annemdeydi. Anneme karşı hiçbir müdahaleleri yoktu. Annem tabii ki arkadaşlarıma konuyla ilgili bilgilendirdi. Önce arkadaşlarımdan biri olan Barış Yarkadaş'ı bilgilendirdi. Daha sonra da Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat'ı bilgilendirdi. Biz de yavaş yavaş yola düştük artık hastaneye. Hastaneyle ilgili sorunuzu bir hekim olarak yanıtlamak isterim. Ben de İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Benim hocalarım İstanbul Protokolünü hazırlayan hocalardır. Şebnem Korur, Fincancı gibi. Ben ilk doğrusu gözaltına alınıp hastaneye gittiğim zaman kelepçesizdim. Ondan dolayı bir İstanbul Protokolü hatırlatmasına gereksinim duymadım. Fakat daha sonra gözaltı sürecim benim uzadı biliyor. Yani uzamadı da 4 gündü ve 4 gün sürdü. Bu 4 gün içinde nezarethaneden evet kelepçeli çıkarıldım. Bu ama çok kötü bir uygulama tabii.
Yani zorunluydu emniyet bunu. Neden fakat, zorunlu buna? Çünkü gözaltındayım. Beni kelepçeli çıkarabilir ama hastaneye girdiğim andan itibaren kelepçemi çıkarması gerekir. Çünkü her gün gözaltındayken hastaneye götürülüyor kişiler. Her gün gidiyorsunuz. Her gün gidiyoruz. Ben yazmıştım da trafik cezam bile yoktur benim bu yaşa kadar. Hayatımda ilk kez kelepçeyi gördüm. Peki önce şu hastaneye girdiğinizdeki anda hekimler size nasıl davrandılar? Yani merhaba dediniz, siz de hekimsiniz. Tabii tanıyanlar da vardı beni. Çünkü ben hep İstanbul civarında yer aldım. Ama tabii tanımayanlar da vardı. İlk gittiğimiz zaman hastaneden içeri girdiğimizde kelepçem açılmadı. Ben bekledim nasıl davranacaklarını da aslında mezuniyet sonrası eğitiminde halk sağlığında devam etmiş bir kişi olarak branşı biraz izlemek de istedim doğrusu. Hemen de uyarmadım. Baktım bir sıra kuruluyor ve orada işte gözaltındaki şüpheliler var ama herkesin ortasında ve kelepçeli ve kelepçe açılmadan herhangi bir darp var mı diye soruyor doktor. Zaten herhangi bir darp yoktu. Ben dedim ki çağırdım o sırada polis amirine. Dedim ki İstanbul protokolü uygulansın şüphelilere dedim. Onlar da anladılar benim hekim olduğumu da o sırada. Doktor da anladı hekim olduğumu. Ve tüm kelepçeleri sökülmesini istedim. Ve tek tek muayene odasına girip kişilerden anamnez, yani hikayelerine, yani bir şikayetin var mı, uyuyabiliyor musun? Çünkü sadece bir maddi vücuda yönelik bir travma olmuyor gözaltılar. Korku olabilir. Aynı zamanda ruhsal travmalar oluyorlar. Korku olabilir, heyecan olabilir. Korku olabilir. Çarpıntı olabilir. Bu bir travma. Tabii, tabii. Hele ki bunu hiç yaşamamış kişiler için bu bir travma. Peki orada psikiyatrik destek oluyor mu o anda mesela? Yani adam tabii fenalaştı, ki ayakları... Psikiyatrik destek eğer ki fenalaşsa, bir sinir krizi geçirse, elbette ki tam teşekküllü hastanelere götürüldüğü için bunlar sağlanacağını da inanıyorum. Bir kişi hipertansif bir kriz geçirdi, hemen müdahale edildi. Yani oralarda hani emniyetin de insani yaklaşımıyla ilgili bir sorun ben hekim olarak görmedim, doğrusunu söyleyeyim size. Peki sonra ne oldu belli değil. Avukatlarınız size benim Twitter'dan takip ettiğimde, çünkü sizin avukatlarınızla ben telefonda konuştum. Ayşegül Hanım'la ilgili bir bilgi alırsanız akşam yayında paylaşalım ve hani gündem oluşsun, destek olalım dedim. Dediler ki biz bilmiyoruz ki ancak 12'den sonra öğrenebileceğiz. Bu başlı başına bir sorun. Yani bir insanın siz sabah yani kaçta gitmiş oldunuz? Gece 2 gibi ben nezarethane hücresindeydim. Yani 10 saat kadar, 10 saatten fazla 18 saat mi oluyor? 20 saat hatta. Şimdi ben gece 2 gibi hastaneden artık nezarethane hücresine gittik ve oraya gittiğimde polislere dedim ki ben neden gözaltına alındığımı ve bu sürecin nasıl süreceğini öğrenmek istiyorum dedim. Bu benim bireysel hakkım Kime dediler. Kime söylüyorsunuz bunu orada? Polislerden birine söylüyorum. Peki onlar bu konuyu biliyorlar mı? Bilmiyorlar tabii, tabii ki. Tabii bilmiyor, onu diyecektim. Tabii ki bilmiyorlar. Dosyamdan haberdar değiller. Bir de bize bakan kadın polis vardı. Siz tek başınızsınız hücrede. Hayır, yanıma ondan sonra bir kişiyi daha getirdiler. Bir ressamı getirdiler. O da mı siyasi suçlu? Evet. Evet, o da şüpheliydi. Öyle bir tasnif var mı? Yani sokaktan Beyoğlu'ndan topladıkları adamı getirmiyorlar. Hayır, getirmiyorlar. Siyasiler birlikte kalıyor. O sırada öğrenmeye çalışıyorum. Ama tabii yaşça benden hep daha büyüktü onlar. Hani öğrenemeyeceğimi de biliyorlar ama beni de çok zorlamak istemiyorlar. Hani boşver, uğraşma yani, öğrenemezsin demiyorlar. Ondan sonra o gün artık bitti. O gün bitti derken gece 12'ye kadar olanı mı? Gece 2'de geldik. Uyumaya çalıştık. Bu arada tabii uyuyamıyorsunuz. Çünkü kafanızın üzerinde, yani o hücrede hep bir floresan açık. Hem floresan var hem kafa dolu. Tabii hem de kafa dolu. Yani ben niye buradayım? Tabii. Annemin durumu ne? Çarpıntısı mı var? Akrabalar ne yapıyor? Birçok şey aklınıza geliyor. Tabii. Bundan sonra bir hayatım olacak mı benim?
diye birçok şey aklınıza geliyor. Peki o sırada mesela siz yanınızda kitap yok, gazete yok, defter yok. Doğru. Oyalanacağınız hiçbir şey yok. Cep telefonu yok. Yok. Peki su vesaire gibi ihtiyaçlarınız karşılanıyor mu? Evet. Günde 3 kez su geliyor. Ve tüm günde mi? 24 saat içinde mi? Evet. 3 kez su geliyor. Zaten saati de ondan anlıyorsunuz. Yeterli bir su mu bu peki? İsteyince veriyorlar. Hı-hı. Yani onda bir sorun yok. Sabah sandviç geliyor. Öğlen ve akşam konserve geliyor. Tabii konserveleri yemek çok zor. Sıcak hiçbir şey içmiyorsunuz bu süre içinde. Ondan da işte, aslında ceza uygulanıyor o anda değil mi? Yani, tabii bu anlattıklarına göre Türkiye'nin gözaltındaki iyi şartları olduğu söyleniyor. Evet, geçmişe göre. Zaten ilk günden sonra benim de yazar olduğum biliniyordu orada. Gece 24 saat dolduktan sonra artık ben de jet lag gibiydim. Gündüz gece ayrımı da bitmeye başlamıştı. Bir sırada aklınızdan geçenlerle nasıl idare ediyorsunuz durumu? Yanınızdaki ressam hanımla mesela sohbet edip bir yani vaziyeti vakit geçirmek. Doğrusu onlar daha dirayetliydi bana göre yani bunları. Siz daha deneyimsizsiniz evet, tabii. Onlar da deneyimsizdi ama yaşanmışlıklar, onların da böyle bir ev basılma tecrübeleri hiç olmamış mesela. Onların da anlatıyor, bir ressam olduğu için evinde tablolar varmış ve kuyruklu bir piyano varmış evinde mesela. Orada da bir şaşkınlık olmuş. Ama o bir gece dedi ki, ya hiç konuşmuyorsun dedi. Dedim ki yani çok moralim bozuk dedim. Hani bitti gibi geliyor her şey bana dedim. Çünkü ben bir de tek çocuğum. Bol bol pohpohlanarak büyümüşüm. Hani benim için büyük bir kırılma anı. Şunu sormak istiyorum bu arada. Yani önemli olduğunu düşündüğüm için. Siz o sırada karşınızdaki insan da niye geldiğini bilmiyor herhalde. Tabii bilmiyor. Siz bilmiyorum. Peki akıl yürütüyor musunuz karşılıklı? Tabii. Sen niye geldin? Yürütmeye çalışıyoruz ama hiçbir şey de bulamıyoruz. Doğru. Bulamıyoruz. Ama herhalde şey... Evrensel gibi politik bir gazetenin yani Evrensel, Bir Gün, Cumhuriyet vesaire gibi politik bir gazetenin yazarı olmak bile başlı başına bir sorun. Ama tabii şöyle bir sorun var ki politik yazmak kesinlikle gözaltına alınmak için bir sebep değildir. Fakat ben edebiyat eleştirisi yazıyorum. Böyle de bir şey var. Yani neresinden tutsanız olmaz diyorsun. Tutamıyorum yani. Ondan sonra beni dizine yatırdı. Dedi ki saçlarımı okşamaya başladı. Hiç düşünme Ayşegül dedi, hayatının bittiğini, bunun bir son olduğunu hiç düşünme dedi. Ben bundan 10 yıl önce dedi bir müzik dinliyordum dedi. Sezen Aksu da 50-55 yaşları arasında yeni bir şarkı yapmış dedi. Şarkıda da şöyle geçiyor dedi. Bu kızı yeniden büyütmeliyim diyor dedi. O zaman düşündüm dedi, bir kadın 53-54 yaşında bu kızı tekrar büyütmeye, yeniden büyütmeye karar verebilir mi? Böyle gemileri yakabilir mi diye düşündüm dedi. Evet Ayşegül dedi, bir kadın dedi. İçindeki genç kız hiç ölmez dedi. Ve o genç kızı her zaman yeniden büyütebilir. Bunu unutma, benim yaşıma gelince anlayacaksın dedi. Bugün de hep kadınlarla ilgili konuşuyoruz. Belki kadınların dayanışmasından da böylece söz etmiş olabiliriz. Çünkü kadınların bir arada bulunduğu yerler hep sihirlidir bence. Peki şimdi gece 24 oldu ya da 00 ve işte ilk defa avukatınızla karşılaşacaksınız. Evet. Orası önemli çünkü biz gün içerisinde ben arkadaşlarımdan yani sizin çevrenizden gazeteci olarak takip etmeye çalıştığımda herkes akıl yürütmeye çalışıyor. Kimse bir şey bulamıyor. Bizim içimizdeki yani en olmayacak olan şu anda gözaltında deniyor falan ve geldiler. O sırada onlar bir malumat sahibi miydi? Hayır. Değil. Ne önerdiler size? Ben artık yani sızmışım. Öyle uyumuşum. Yine bir kadın polis Ayşegül Hanım dedi. Çıktım. Ne oluyor dedim. Avukatınız geldi dedi. Kitapta bir sıkıntı yok ama değil mi? Polisler kibar. Evet. Yani çoğunluk Ayşegül Hanım, hanımefendi, doktor hanım. Zaten son güne doğru herkes doktor hanım demeye başlamıştı.
Şey oluyor mu peki, soran benim şuram ağrıyor ya, kime gitsem falan. Çünkü bir de öyle hayat hikayeleri söylenir ya. Şey, o türlü sorulmuyor ama birkaç reçete soruldu bana doğrusu. Onları da tabii ki şey yaptım. Yani hayat da sürüyor bir tane. Bunu söylemenin nedeni, siz edebiyatçısınız. Bunlar da başka bir gözlem bir taraftan. Evet, evet, evet. Ben çıktıktan sonra Serap Altekin'den biraz travma terapisi gördüm. O dedi ki Ayşegül yazmalısın dedi bana. Yazılacak da çok hikaye var doğrusu içeride. Ama dört gün hani göz altında kalıp da hani böyleleri de var. Bir kitap çıkarıyorlar. O şeyi de yapmak istemiyorum doğrusu. Çıktığımda ertesi gün 3 olmuştu. 3.05 olmuştu. 24 saat fazlasıyla da olmuştu. Avukata giderken. Tabii. Erdal Doğan ve Mustafa Söğütlü avukatlar geliyorlardı. Biz Ayşegül 11'de geldik dediler. Ama senin 24 saatinde olması 3'müş saat. Ondan dolayı 4 saat biz burada bekledik dediler. Ondan sonra dedim ki bir şey öğrenebildiniz mi? Ben niye buradayım? Hayır, bugün de dosyanda yasak var dediler. Öğrenemeyiz dediler. Sevgili seyirciler, şunu söylemek istiyorum bu arada. Bence çok önemli bir sorun bu. Türkiye'de haber yasağı, dosya yasağı vesaire, bunun çok ilkel bir yöntem olduğunu düşünüyorum. Yani olağanüstü bir devlet gizi gerektirecek bir tablo olsa anlarım. Ama sonuçta bir hekim, bir yazar, bir kadın her şeyle ortada, bırakın kendisinin kaygı duymasını, öte taraftan bütün aileye, bütün çevreye de bunu yaşatır. Ya mesela bence sayın bakanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yetkili olanlar hiç değilse şu kadarını bence çözmekle yükümlüler. Kaldı ki neresinden tutsanız çok ayıplı, yani hücreye koymak, insanı tecrit haline getirmek falan, onu da bir not düşerim. Evet. Tabii onlar da bilmiyorlardı. O sırada ertesi günde benim doğum günümdü. 21 Ağustos doğum günümdü. Doğum günüm için arkadaşlara bir not yazmak istedim ben. İşte orada da o not ulaştı bize. Evet, farkındayım. Hepimiz ulaştı. Çıktıktan sonra da fark ettim onu. Göğe bakın dedim. Göğe bakın dememin nedeni de elbette ki Turgut Uyar'ın Göğe Bakma Durağı'ydı. İkimiz birden sevinebiliriz. Göğe bakın. Ve sanıyorum göğe baktı insanlar. Aslında göğe bakın tabii çok metaforiktir. Tabii. O metafora da gönderme yapmıştım ben. Ondan sonra tabii öğrendik niye gözaltına alındığımı. Kaçıncı günde öğrendiniz? Üçüncü günde. Ben polis sorgusu, yani polis ifadesi verirken öğrendim. Polis ifadesine gittiğinizde yanınızda avukatınız var. Evet, 3 avukatım vardı. Avukat Oya Meriç Eyüboğlu, İslam Tabip Odası'nın avukatı, avukat Mustafa Söğütlü, Evrensel Gazetesi avukatı ve benim yakın dostum, özel avukatım, avukat Erdal Doğan. Tabii özel avukatım diyorum da, özel avukatım falan da değildi Erdal. En yakın arkadaşlarımdan biriydi. Avukatım oldu. Benim hiçbir davam falan olmadığı için bir avukat tutma gereği de duymuyorum. Peki sonuçta oturdunuz polisin karşısına. Ne dedi size? Durumu nasıl anlattı? Neymiş suç? Sevgili seyirciler, suçu duyunca iyice zimadan çıktığını göreceksiniz. İşin Türkiye'de ne hallere gelindiğini. Evet. Şimdi yine tabii hani biraz özet anlatayım size. Ben ilk kez ifade verdim ve orada polisin tavrı kırıcı olsaydı sanıyorum benim için çok daha zor olurdu. Ama oradaki amir de çok hakkaniyetliydi. Dedi ki çok az soru soracağım doktor hanım size dedi. Çok soru da yok dedi. İlk soruyu sorayım dedi. İlk soru başlıca suçlamaymış. İlk soru dedi hiç bağış verdiniz mi dedi. Yani ben tabii doğrusunu söylüyorum. Hele bir polisin karşısında ifade vereceğim. Yani bütün belleğimi açtım. O floresanların hepsi belleğimde yanıyor ki hepsini doğru cevap vermeliyim diye. Hiçbir boşluk kalmamalı. Biraz da yordum polis doğrusunu söyleyeyim. Dedim ki çok bağış verdim dedim. Yani gerçekten verebilir insan. Çok bağış verdim dedim. Yani
benden para istendiği zaman ben bir hekimim. Tabii ki mali bütçem kötü değil. Mesela dedim ki Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'ne birçok kez bağış verdim dedim. Yoksul çocuklara birçok kez bağış verdim dedim. Dekolt aldınız mı doktor hanım dediler. Yani aldığım da vardır, almadığım da vardır dedim. Çoğundan da elbette ki almadım. Dedi ki bir 100 TL Silopi'deki yoksul bir aileye, Silopi'ydi galiba, yani doğu bölgelerindeki yoksul bir aileye yardım yapmışsınız. Bu bir Excel'de toplanmış. Bu Excel'in sahibi olan kişi de gözaltına alınmış. Onun bilgisayarından çıkmış. Bu başlıca dediler. Şimdi siz yoksul bir aileye bağışta bulunuyorsunuz. O bağışta bulunan ailenin ilişkide olduğu ya da neyse birisinin bilgisayarında sizin tanıma şansınız sıfır. Söz konusu olan rakam 200 lira. Tabii benim IBAN'ım falan da yok yani. Verdim mi vermedim mi onu da tam hatırlamıyorum ben. Ama herhalde vermişimdir dedim. Çünkü ben hani özellikle çocuklara çok merhametliyimdir dedim. Ben yalan söylememek adına verdiğimi de tam emin değilim ama verdim diyeyim size dedim. Verdim diyeyim. Ama ben büyük ihtimalle dedim uzun süreli vermediğime göre sormuşumdur kim bu aile diye. Bana cevap gelmediği zaman 100-200 lira verebilirim. Vermişimdir ve kesmişimdir dedim. Çünkü ben hani bu türlü şeylerde bir tek şundan korkarım. Hani bir yardım yapmak istiyorum. Dolandırıcılık olmasın diye. Hani hepimizin korkusu budur. Bu ilk soru olarak soruldu. İkinci soru bir yerde çıkan haberdi ve hiç benim içinde olmadığımı da belirttiğim bir durumdu. Üçüncüsü işte katıldığım etkinlikler soruldu. Onlara da yanıt verdim. Bunların hiçbirinde suç unsuru yok. Dördüncüsü de bir Urfa'da, Suruç'ta edebiyatçıların bir Suriye'de bir kadın ve çocuklar öldürülmesinin 2014'te bir etkinliği vardı. El ele tutuşup birçok önemli yazar Suriye'de kadın ve çocuklar öldürülmesi demişti. Burada oradaki hiçbir yere, örgüte zaten bir destek söz konusu değil. Edebiyat beyazdır, ifade özgürlüğü beyazdır. Burada herhangi bir başka şey yoktur. Ben açıklamaya çalıştım polise, amire bunu da. Doğrusu herhangi bir hakkaniyetsizliği olmadı. Ama ben tabii biraz da edebiyat eleştirmeni olduğum için ifademdeki her satırı düzeltmek istedim. D'ler dağlar ayrı olmasa. mesela soruyorlar. Tek kardeş diye yazıyor. Ben diyorum ki aman tek kardeş olmaz. Tek çocuk yazın tek diyorum. Çocuk. En sonunda polis amiri de dedi ki Ayşegül Hanım çok yoruldum dedi. Yani sizden ifade almak gerçekten çok yordu. Çünkü en sonunda ben dedim ki bilgisayarın arkasına geçip ben düzeltebilir miyim dedim. Tabii buna izin verilmiyordu. Yani oradaki diyalogta da herhangi bir sorun yaşadığımı düşünmüyorum. Sonra ama bir gün daha sürdü gözaltı. Tabii ifadeden sonra... Ya sonuna kadar kullandılar 4 gün gözaltı. Evet. İfadeden sonra da ertesi gün savcılığa çıktı benim ifadem. Siz de gittiniz tabii. Tabii. Çağlayan Adliyesi'ne gittik. Orada hakim karşısına çıkmadınız ama. Yok hayır çıkmadım. Savcılıktan salıverildiniz. Doğru. Oradan salıverildim. Arkadaşlarım da çoğunu kadın olmak üzere büyük bir dayanışma kurmuşlardı. Ve beni bekliyorlardı. Onların yanına gittim. Bir mesela hani insan hikayeleri. Peki savcılıktaki tavır ne? Çünkü bence orada savcılıkta çok saçma bir tabloyla karşı karşıyayız. Bütün durum bu kadar açık olduğu halde savcılıktan size yurt dışına çıkma yasağı konuyor. Yani sevgili dostlar anne burada. Çalıştığı yer burada. Sayın Tözeren'in. Hekim yani hani bir insanın kaçması için gerektirecek bir suç da yok. Ben doğrusunu söyleyeyim. Yurt dışı yasağında bu türlü şeylerde bir rutin uygulamaymış. Ben ne olursa olsun adalete güveniyorum.
Ve adaletin de nasıl polis ifadelerinde bir hakkaniyet gördüysem hakkaniyetli olacağına, doğrusu buna inancım var. Çünkü biz bu inancı kaybedersek iyiliğimizi de kaybetmiş oluruz. Ben o iyiliğimizi hiç kaybetmek istemiyorum. Ondan dolayı adalete, hakkaniyete her zaman güveniyorum ve bunların da çözüleceğini, büyük bir yanlış anlaşılma olduğuna inanıyorum. Dediğim gibi iyiliğimizi kaybetmek, her şeyi kaybetmek demek. Çok teşekkür ediyorum Sayın Ayşegül Tözeren. Edebiyatta Eleştirinin Öz Eleştirisi kitabını bana armağan ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Çok ortak arkadaşımız var. Betül Dündar, Eren Aysan gibi hepsi Türk Edebiyatı'nın değerli kadın yazarları. Edebiyatta Eleştirinin Öz Eleştirisini önemsiyorum. Çünkü Türkiye'de haddini aşan eleştirmenlerin kendisine de bakması gerektiğini, kibirli yazarların da bu terazide tartılması gerektiğini düşünüyorum. Sade kişiliğiyle ve o yalınlaşmaya çalışan diliyle de Ayşegül Hanım'ın bize bu olanağı sağladığını düşünüyorum. Bütün bunların sonucunda hadi iyi bir şey söylemek istiyorum. Eminim ki bu gözlemler, bu duygular yarın başka kişilere tahlil yapacağı zaman Ayşegül Hanım'ın bir başka belleği de diri tutacaktır. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir edebiyatçının da okuması beni memnun eder kitabıma. Çok teşekkürler. Sevgili dostlar, edebiyatla başladık. Sayın Tözeren'le başka koşullarda tanışmayı yeğlerdim. Hep böyle bir araya geliriz diye düşünülüyordu. Ama bazen böyle oluyor. Bu örnek şu, benim dinlediğim hikayede hiçbir suç yok, hiç kuşku yok ki. Muhtemelen yarın bir günde bu sorun hallolacak. Ancak Türkiye'de aslında nasıl bir dönemi yaşadığımıza dair hani Aziz Nesinlik durumlar denmesinin bir örneğinin, ibretlik bir örneğinin olmasıdır bu. Öte taraftan da dayanışmanın, ayağa kalkmanın, özellikle kadın arkadaşların, Ayşegül Hanım'ın arkadaşlarının sosyal medyada ve hayatta verdiği tepkinin de kişiyi içeride güçlü tuttuğunun bir göstergesidir. Bugün de başta Cumhuriyet Gazetesi yazarları olmak üzere çalışanları bizi dinliyorlarsa kalbimizin onlarla olduğu, onları unutmadığımızı anımsatmamız gerekiyor. Bunun gibi tabii pek çok başka insan. Mahpus bir şair var değil mi? Güray Öz. Evet. Güray abi, özellikle bir de ona söyleyeyim. Ya Musa Kart var, dünyanın en önemli çizerlerinden biri. Elbette ki. Hepsi önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Kısa ara vereceğim. Sonra Gülcan'la birlikte burada olacağız. Gülcan Altan ve saz arkadaşları, Latife arkadaşlarıyla birlikte olacağız. Bu gece kadın şarkıları ya da kadınların duygularını da aktaran şarkılar bizimle olacak. Kısa bir aranın ardından birlikteyiz.